Ne atışta kekil. Gel buraya sen de şimdi. Ve atışta kekil. Sen demin gelip çarpmadın mı bize? E-sporcusun aynen. Buradan kolay göster. Övünürsün daha sonra güzel istatistiğin var diye. Ben anlamıyorum ha bu Türklerin, bu Filistin sevdasını. Bizde zaten başından beri bir Arap sevdası var. Arapların bize faydası ne? Katkısı var mı? Faydası var mı? Bizim bu arkada Asalak vardı, hani e-sporcuymuş arkadaş. E-sporcuya bak, hala arkada bir yerlerde pusuyor. Nerede ha bak, e-sporcuya aynen. E-sporcu aynen kanka. Arkada bisik bildiğini zannediyor orada durarak. Bu oyunun e-sporcusu bu kadar olur zaten. Mürettebatı da gitti. WTF adam nasıl öldü lan orada?
Öyle değil böyle olur koçum. Yine sağ ol. Bay bay, kolay gelsin. Bay bay bebeğim. E-sporcun aldığı istatistik, aldığı kill. Düzgün vuruş açısı yakalayamadı ya orada. Millete sağ soldan vuramadı. İstatistiklerine girin bakın. 10 numara 5 yıldız oyuncu. Benim istatistiklerden bile daha iyi ama al. Adamın yaptığı oynayış stilini gördünüz yani. Kanka yazdırın vereyim direkt vurup beni sen. Bizim War Thunder'ın zaten e-spor oyuncusu maksimum bu olur. Adamın giriyorsun istatistiklerine bakıyorsun. 2000 defa ölmüş, 13000 defa öldürmüş. Yani 10 numara 5 yıldız bu adamın normalde pratikte beni de yenmesi lazım. Ben 11 kill alıyorum. Bu e-sporcu ya aldığı kill ortada 2'ye 2 gitmiş aynen. Düzgün istatistik yapan oyuncuların %80 yakını böyle. Benim gibi kafa kafaya mücadele etmiyor. Geliyor tamam mı? Şöyle bir yere geçiyor. Şöyle bakıyor. Önünden biri geçerse vuruyor. Geri geliyor. Aynı şeyi maç boyunca yapıyor. Ki zaten demin gördünüz maç boyunca adam oradan ayrılmadı. Yani böyle saçma salak. Bot'ta aynı şey olmaz. Mor bir oyuncu adam gibi biliyordur oyun. Yani istatistiklerine baktığında oyuncu noob mu değil mi anlayabiliyorsun. War Thunder'da öyle bir şey yok. Çünkü ölme ve öldürme oranı gösteriyor orada. Yumuşak kafalı mı benim? Keltoş oldum yanım yumuşak kafalı diyor. Yumuşak kafalım güzel. Efendim aşkım. Yumuşak kafalım. Efendim yumuşak bacaklım. Aşkım yedi. Efendim patillim. Ay. Hı. Ben ne oldu aşkım şey mi istedim? Patin nasıl? Patin ne durumda? Patin ne mi durumda? Hı hı. Dirseğimi incitmişim birkaç bir çok acıyor. Peki ya patin? Patin güzel durumda. Peki ya bir kedinin merhameti? Kedinin merhameti. İlk kilimizi aldık. Şuraya vuracağız. Şu anda sadece defans yapmamız lazım. Sesi de açalım. Ya bu tarz maplerde genelde savaş kilitleniyor, siper çatışmasına dönüyor. Efendim var. Bazı arkadaşlar Kadir ponçuk olmuşsun falan diyor yorumlarda. Çok ponçiksin. Niye haklılar mı yani? Ya şimdi bana ponçiksin hem de çok. Hem de kafasını yiyeceğim kadar çok. Oh. Aşkım nasıl olmuşum? Bak yüzüme. Güzel. Şu ana kadarken güzel değil mi? Bilmem. Evet. Şu ana kadar makyaj mı yapıyordun? Ben fark etmiyordum aşkım. En güzel olarak alıyorum. Yumuşak kafanı seviyorum. Aşkım kafamı rahat bırak. Yumuşamış. Kafamı rahat bırak. Kafanı yerim. Kafanı ham yaparım. Aşkını da yerim. Kafamı rahat bırak. Çok fena açım karnımı. Kafamı bırak. Aşkını yedi. Şimdilik yapma. Bak kısacağım kafanı, ağzını, gözünü, burnuna. Yapma artık yatalım. Demiyorum tatlılık yapma. Aşkını yedim. Aşkım ben bir kediyim ondan. Aşkını yedim. Bu benim normal halim çünkü ben bir kediyim.
bakayım. Yumuş yumuş kafalı. Yumuş kafalı. Aç neydim? Tamam şimdi yeter artık yeter. Ama çok tatlısın, ne yapayım? Çünkü ben bir kediyim onda. Evet kedisin. Ama büyük ya. Kediler yani büyük insan olan. En sus tatlılık yapma gidemiyorum sıcak. Ben martı, beyaz martıyım. Ne yapıyorsun kız, vampir mi oldun? Isıracağım şimdi seni göreceğin gününe. Zaten ısırıyorsun. Isırırım. Işığı yiyorsun. Her yerimi ışığı yiyorum bir de. Isırırım her yerini. Sakin. Bay bay. Bay bay. Öptüm. Öptüm. Hanımla böyleyiz arkadaşlar. Elimden geldiğince çocuksu, sevecen olmaya çalışıyorum. Çünkü bundan hoşlanıyor. Ve eşinize karşı böyle olmanız gerekiyor. Yoksa dışarıdaki erkeklere nasıl davranıyorsanız, aynı şekilde davranacaksanız bir anlamı yok yani. Evliliğin. Oo maşallah. Bir şey olmuyor araca. Yani bu oyundaki hafif tanklar gerçekten gereğinden fazla OP. Yani ağır ana muharebe tankını 2,5 kilometreden önden delip tek atıyorsun. Hafif tank sadece yanıyor yani. Sadece modül hasarı. Görüyor musun nişangah nereye koyuyor? T90M gerçekten güzel. Ana muharebe tankları içerisinde delişi çıkartırsanız en zırhlı ve en iyi araç. Mermisi de diğer tanklar gibi rahat patlamıyor. Yani T80 ve benzer araçlar gibi. Bakalım bizi tespit etti mi? Etmemiş. Ama bizim base'dekileri darlıyor anladığım kadarıyla. Ve artık darlayamayacaksın. Bizim araç nerede? Bak ileriden AMT olarak gözüküyor. İşaret attığında leopar olduğunu söylüyor. Oyunun bir bug'ı yani bu anlayacağınız. Uzaktan her tankı maalesef sınıfına göre ayırıyor. Çok yakından girmediğiniz sürece de mesela tüm TL4'leri TL4 olarak gösteriyor. 51 mi, 47 mi göstermiyor o detayları. Şimdi 51 ise 400 deliyor, 47 ise maksimum APC, BC asabiliyor. Yani o detayı gördüğünde ona göre oynuyorsun. Ama dibine girmediğiniz sürece de detayları göstermiyor sana maalesef. Neyse maç bitti, kapatıyorum gençler.